Antik Yunan'dan Komagene'ye, Roma kültüründen İslam medeniyetine uzanan ve çeşitli zenginliklerle dolu bir kültürel mirası barındıran Adıyaman, ulusal ve uluslararası fotoğrafçıları ağırladı. Yurt içi ve yurt dışından onlarca ödüllü fotoğrafçı deklanşöre bu kez Adıyaman için bastı. Nemrut Dağı'ndan Gerger Kanyonları'na, Peri Antik Kenti'nden Kızılayın Köprüsü'ne, Yüzen Adalar'dan Kahta Kalesi'ne, Cendere Köprüsü'nden Karakuş Tepesi'ne, Abuzer Gaffari Türbesi'nden Safvan bin Muattal Külliyesi'ne, Gölbaşı Gölü'nden Tut'un eşsiz doğal güzelliğine birçok tarihi, kültürel ve doğal güzellik fotoğrafçıların beğenisine sunuldu. Tamam. 25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte 407 tescilli kültürel mirasıyla adeta açık hava müzesi konumundaki Adıyaman, sadece tarihi ve kültürel yapılarıyla değil, gastronomi, doğa ve insan manzaralarıyla da fotoğraflanacak. Adıyaman'da bir otelin salonunda başlayan etkinliğin açılış programında Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelsen'in açılış konuşmalarının ardından fotoğrafçılar belirlenen destinasyonlarda fotoğraf çekimine başladı. Yandık o zaman. Tamam. Yapılan etkinliğe katılanlar, Adıyaman'ın tarihi, kültürü, mimarisi ve insanlarıyla farklı bir yer olduğunu dile getirdi. Birinci Uluslararası Komagene Fotoğraf Zirvesi için buradayız. Ankara'dan geliyoruz. Çelik Çomak Performans Sanatçıları Derneği Başkanıyım. Pera Antik Kenti'nde bugün Semiha Es'i canlandırıyorum. Semiha Es, dünyanın ilk kadın savaş foto muhabiri ve Türkiye'nin de ilk gezi foto muhabiridir. Tarih onu söyleyeyim ki yani gezdiğim dünyanın çok yerler ülkelerinde olmuşum ama burası tam bir farklı, özel bir güzelliği var. Tarihi de özel. Çünkü burada tek tarih değil hem de böyle diyeyim, mimarlığı, insanları böyle farklı. Çünkü tüm Türkiye'yi gezdirirken insanların da farklı olduğunu, yani tarihi gibi, toprağı kimi farklı olduğunu görürüz. Çok etkilendim. Harika bir yer ve ben insanları buraya davet etmek istiyorum. Çünkü gerçekten görülmeye değer çok estetik ögeleri, kültürel ögeleri, tarihi ögeleri çok öne çıkan güzel bir yer burası. Ben herkesi Türkiye'ye gelen, Türkiye'nin tarihiyle ilgili haber yapmak isteyen, burayla ilgilenen herkesi davet ediyorum. Gelsinler, görsünler. Tarihe dokunmak gibi, tarihi hissetmek gibi burası. Tanıtma amaçlı yapılan bu etkinlik, Adıyaman'ı tanıtmayla ilgili yapılan bu etkinlik gerçekten semeresini verecektir mutlaka. El salla, el salla. Makine salla.